Vanı Harbi Örfi 81 Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde metfun olan medeniyeti kadimi hayata başlamış ve menfaatini mazarratı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler. Ya Rab ne saadetli bir kıyamet ne güzel bir haşir ki vel ba'tu ba'den maut hakikatının küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor. Şöyle ki Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medfun olan medeniyeti kadime hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı arayan ve istibdadı arzu edenler ya leyteni kuntu turaba ne olurdu keşke toprak olaydım nebe suresi ilgili ayet demeye başladılar. Yeni hükümet-i meşrutamız mucize gibi, doğ, mu gibi doğduğu için inşallah bir seneye kadar... Tekallama fil mehdi sabiyya beşikte. Çocuk iken konuştu. Sırına masar olacağız. Mütevekkilane, saburane tuttuğumuz 30 sene Ramazan-ı sevabıdır ki azapsız cenneti terakki ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. Bediüzzaman Hazretleri yeni hükümetin hayırlara vesile olacağını, zalimlere korku salan, zayıflara da şefkat hissettiren bir özelliktedir. Adeta öldükten sonra dirilmenin bir numunesi yaşanmaktadır. Osmanlı'nın duraklama gerileme ve yıkılma dönemiyle alemi İslam batı medeniyeti karşısında maddi açıdan bir mağlubiyet içine girdi. Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde metfun olan medeniyeti kadime cümlesiyle bu manaya işaret ediliyor. Ama bu durum ila nihaya gidecek değildir. Hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler ne olurdu keşke toprak olaydım demeye başladılar. Yani istibdadı meşrutiyete tercih edenler pişmanlık gösterip meşrutiyeti kabullenmişler. Bu durumu mahşerde zalimlerin, kafirlerin pişmanlıklarını ifade etmelerine benzetilmiş ayette ki ayetle sabit olan ifade gibi etmelerine benzetilmiş. Yeni hükümeti meşrutamız mucize gibi doğduğu için inşallah bir seneye kadar beşikte çocuk iken konuştu sırına mazhar olacağız. Bu cümle ile de yeni kurulan meşruti hükümetine bir inanç, bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bizim meşrutiyet denemelerimizin yapıldığı dönemde Avrupa bizden çok öndeydi. Beşik'te çocuk iken konuştu ifadesiyle hem bu gerçeği hem de ümitsiz olmamamız gerektiğine işaret var. Avrupa bugünkü medeniyet seviyesine, bugünkü medeniyet seviyesine yüz yıllarca savaş ve çatışmanın neticesinde kan ve gözyaşı ile gelebilmiştir. Bizim yüz yıl gibi az bir sıkıntı ile onlar ile omuz omuza gelmemiz, belki ileride öne geçmemiz hakikaten mucize gibi bir ikram ilahidir. ikizi ifadesi İslam medeniyetinin batı medeniyetinden daha hızlı sonucu ulaşmasına bir kinayedir. Ve Düzaman Hazretleri'nin münazaratta divanı harbi örfide ve tarihçi hayatın başında değişik şekilde hürriyeti ve meşrutiyeti benimsediği ve tak takdir malumdur. Ancak her şey ilk başlangıçta profesyonelce olmaz. Kemal ermesi zamanla tahakkuk eder. İşte Bediüzzaman Hazretleri ilk meşrutiyeti müdafaa ederken başlangıcındaki müşevveş ve karışık halinden ziyade ileride unsurlarıyla tam tahakkuk edecek ve kemal edecek meşrutiyeti meşruayı nazara vermektedir. İşte meşrutiyetin ilanına ve saltanatın kaldırılmasına bir nevi sebep olan olarak gösterilen Sultan Abdülhan'ın mecbur kaldığı sıkı yönetimidir. 30 sene kanun esasi kanun esası uygulayarak ciddi manadaki hafiye teşkilatıyla bir nevi istibdat rejimi uygulamıştır. Bunu isteyerek değil mecburiyet tahtında tatbik etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri mütevekkilane, saburane tuttuğumuz Ramazan'ı sukutun sevabıdır ki ifadesinde herkesin e, Ramazan-ı sevabıdır ki ifadesinde herkesin rahat konuşamadığı ve faaliyet göstermediği ve 30 yıl süren Sultan Abdülhan'ın kanunu esası uyguladığı dönemi kastetmektedir. Meşrutiyetin ilanıyla o istibdat katmış hürriyet hareketleri başlamış faaliyet ve düşüncelerin rahatça yaşanıp ifade edildiği hürriyet bayramı başlamıştır. 30 yıl milletin susma orucu tuttuğu zaman dilimi ise Sultan Abdülhamit'in idare devri ve dönemidir.